Selamlar dostlar, sizlerle bugün Better Türkiye Plus modunda Atatürk oynayacağız, milliyetçi gideceğiz ve Atatürk'ün hayatta kaldığı milliyetçi yolu oynayacağız. Fokuslara çok fazla takılmayın, isimlerine ve verdiklerine. Lakin Turan kuracağız, Misak-ı Milli'ye gideceğiz. Ruslar bizim en büyük düşmanımız olacak ve aynı zamanda da etrafımızdaki Türk topraklarını geri ana vatana katmaya çalışacağız. Evet, serimiz böyle olacak. Aynı zamanda da World Upblaze ile alakalı ufak bir duyurum var. Seri maalesef ki gitti. Yani yine save güncelleme sorunları yaşadım. Çok ara verince oluyor. Yani isterseniz daha sonrasında Alman, Sovyet veya İngiliz veya Amerikan veya Japon modda tekrardan oynayabiliriz. Kusura bakmayın, bir seri daha çok uzun ara verdiğim için maalesef ki gidiyor. Ama yani yeni seride kendimizi birazcık affettirmeye çalışacağız ve daha düzenli videolar gelmeye devam edecek. Evet, başlayalım. Montro'dan başlayacağız. Hemen altyapılara oranlı olarak İzmir civarına ve İstanbul'a basalım. Standart başlangıcımızı yapacağız ve aynı zamanda da çok fazla PP'ye gömmek gerekiyor. Gerçekten yayınlarda da istemiştiniz bu yolu ama gerçekten çok uğraştıran bir yol. Yani birden fazla kez başarısız olmuştuk yayınlarda. Bakalım yine başarısız olacak mıyız? Ben kendim denerken de çok başarısız oldum. Gerçekten çok zor tutturması. Bakalım. Hatta birazcık daha asker silebiliriz. Bir 5 tane daha. Ajanlık açacağız. İsyanlara dikkat edeceğiz. State sayısı çok fazla modda. Yani Türkiye'nin üzerinde bayağı bir state var. Hatta Doğu vilayetlerinde çıkacak olan insan eğer çıkarsa çok fazla state de çıkıyor, onu da söyleyeyim. Dikkat edeceğiz. Ne yapacağız peki? Direkt Atatürk yolunun bütün şeylerine gitmemiz gerekiyor. Nasıl geliyor peki? Yani direkt tıklayabiliyor muyuz? Hayır. Yani Agora modunda da olduğu gibi belirli bir tedavi aşaması var ve o tedaviyi uygulamanız gerekiyor. Peace at Home'a gideceksiniz, buradan gideceksiniz. Ve buna gidebilmek için bayağı bir PP gömmemiz lazım. 1000 ila 1500 PP en azından stokta biriktirmemiz lazım. Debufflardan ve bufflardan bahsedecek olursak Lozan var. 2003'e kadar gidiyor. Ankara Anlaşması var. Bu 54'e kadar gidiyor. 55'e kadar gidiyor. Mit açılmış. Hemen oradan isyana gidelim. Tıklayalım. Sonrasında Montura geldi. Devam edeceğim. Boğazları bir silahlandıralım. Okey. Boğazları silahlandırıp direkt PP'yi harcamıyorsunuz. Bekliyorsunuz. 5 yıllık plan var. Aynı zamanda bu arada faşist konseyi kabul edeceğiz. Okey. Şöyle ki hani 5 yıllık plan var. Aynı zamanda hem bir buff hem de bir debuff. Onun dışında Genç Cumhuriyet diye bir debuff var. 39 yılında bitiyor. 5 yıllık plan var. Kurtuluş Savaşı'nın etkileri inanılmaz bir debuff ama aynı zamanda çok da enteresan bir buff. Yani güzel. O 1 yıl içerisinde bitecek. Türk-Yunan Savaşı'nın debuff var. Great Depression var. O da bu yılın sonunda bitecek. Kabine krizi var. O yine bu Oktober'da bitecek. O daha erken bitecek. Ondan sonrasında orduyla alakalı debuff'ımız var. Kemalist Officer'ların hem bir buff'ı hem de bir debuff'ı var. Secret Invo zaten bu debuff. Bayağı büyük bir debuff ama kalkacak. Secular State'den alakalı debuff var ve köy enstitüleri ile alakalı bir debuff'ımız var. Köy enstitüleri demişim, pardon. Village şeflerle alakalı, çiftlerle alakalı bir debuff'ımız var. Bu kalkuyu isterseniz kaldırırız yakın zamanda. İsterse kaldırabiliriz yakın zamanda. İttifaklara katılamıyoruz. Şöyle bir debuff'ımız yine var. Fasist Konsey buff bizim için şu an, fasist önümüz için. Balanslı etatizm olduğu için buff'ımız var ve Türk Silahlı Kuvvetleri debuff'ımız var, pardon. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok büyük bir debuff var. Bunların hepsi kalkıyor. Hatta bir yerden sonra bütün debufflarımız buff'a dönüşüyor. Birkaçı hariç ama onları da uzun vadede geliyor. Evet, fokuslarımıza direktman devam edelim. Altok'tan başlayacağız. Devam edeceğiz. Hemen ajanımızı da koyalım. Bir dakika, ajanı yanlış yere koydum. Ajanı dikkatli koymamız lazım. Markette ne kadar silah varsa çekeceğiz. Geldikleri gibi yani bütün Çinlilerin, bütün Arapların veya kim varsa silahlarını direktman çekmemiz gerekiyor. Ajanlıktan ise antipartizanı fullememiz gerekiyor ki burada isyana PP değil de sadece silahla çözelim ve bitirelim diye.
Burada hiçbir şeye tıklamıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Ne kadar çok PP getirirse o kadar Word bize. O yüzden ne yapacağız? Buradan gideceğiz. Peace in the World'a gideceğiz. Bir de hemen inanç vergisine gideceğiz. O bize Weekly Stability veriyor. Ve War Support kısıyor ama zaten Peace in the World Stability ve Weekly Stability veriyor. War Support'umuz çok eksi de olacak. Onu ileride yavaş 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 toparlayacağız. Belli bir şeyin altına düşemiyoruz zaten. Base'in altına. Yani şöyle bir debuff'ımız olacak. Sonrasında Türk ulusundan halledeceğiz. Uyumluluk falan gelecek. Güzel olacak. Evet, bekliyoruz. Altok ok geldi. Altok'tan sonra Balance of Power açılıyor. Balance of Power mekaniği açılıyor. Şu şekilde. Sola doğru giderseniz iç savaş yemiyorsunuz pardon. Sola doğru giderseniz çok büyük bir debuff alıyorsunuz. Uyumlulukla alakalı. O yüzden gitmeyeceğiz. Sağa doğru giderseniz ise iç savaşıyorsunuz. Sol taraf Kemalizm, sağ taraf gelenekselcilik. İç savaşarsınız. Valla ben buna da tıklayacağım ya. Okey. Direkt erken dönemde PP'yi de aldık. Yine buradan da güzel bir PP aldık. 450 PP'deyiz. Niye Advisor almıyorsunuz derseniz kabine krizini bekliyoruz. Ondan sonra alacağız. Bir yandan marketi bakıyorum. Şu topu çekebiliriz. Buradan direkt elektronik PP harcayamayız. Atatürk yolu olduğu için. Alman elindeki topu çekelim. Koydu topu. Ben biraz Alman da güçlensin istiyorum açıkçası. Devletçilik şu an gayet güzel bir buff'ta ama tabii ki de debuff'a yavaş yavaş evrilecek. Ve buradan da yine iyi bir politik puan buff'ımız var. 1.1 kazanıyoruz şu an tabii biraz stability'den dolayı. Hatay'ı verilebilirse güzel olacak. Hatay krizini başlatacağız. Gelirse güzel. Gelmezse keyifsiz. Ama eğer ki gelmezse eventten bir yerden sonra kendisi direktman hani bize entegre oluyor. Yani bizi direkt annekseyebiliyoruz eğer ona gidersen. Gidiyor genellikle. Command Power'ı bir yatıralım. Belki PP gelir. Debuff geldi. Keyifsiz. Umarım Atatürk eventlerinde bu kadar şanssız olmayız. Kabine krizi bitti galiba. Yok hayır bitmemiş. Dikkatli olalım. Tamam. Peace in the World geldi mi? Geliyor. Gelsin. Hatay neyse ki bize katıldı. Şahsi meselemiz. 626 PP'ye ulaştık. Peace in the World'de 0.25 ve inanç vergisi yine %25 gelecek. Ya böyle böyle tutmaya çalışacağız. Hemen buradan gideceğiz. Tabii inanç vergisini direkt alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Five Fear Plan, Garden of the Kemalism. Böyle böyle hızlı hızlı alacağız. Zaten Atatürk yolunda olacağımız için araştırmalara gitmemize gerek yok. Kabine krizi gelir gelmez direkt iki tane advisor alacağız. Birincisi Hilmi Uğran, diğeri de Kazım Karabekir. 110 PP veriyor çünkü. Bir de borçlardan hani kurtulabilsek ama o zor. Ya borca o kadar PP ayırmam. İspanyol İç Savaşı başladı. Peace in the boat geldi. Hemen Peace at Home'a gidelim şimdi de. Yani gördüğünüz gibi 1.64'e çıktı ama biz daha iyisini bekliyoruz. Zaten o kabine krizi bitsin. Yok da burada. Rahatlıyoruz. Markete düşen bütün silahları alacağım. Top da alabilirim. Yani sivilden daha çok benim iyi bir orduya ihtiyacım var. Atatürk yoluna geçtiğimiz anda sağlam kurulmamız lazım. Bunda kendim askerin üstünü inşa edemem. Etraftan toplayacağım. Zaten isyan yaşayacağız birazdan Tunceli'de. O isyan için zaten her türlü gerekli. Peace at Home da geldi. Hemen oradan devam edip inanç vergisine gideceğiz. Five Fear Plan'a gideceğiz. Zaten bu bize bayağı bir buff veriyor. Kabine krizi kalktı. Şimdi zaten çok ucuza alabiliyoruz artık advisor'larımızı. Hilmi Uğran alacağız. Yani 8 şeye bile alabiliyoruz. PP bile alabiliyoruz. Bu gayet iyi. Hilmi Uğran'ı alıyoruz ve hemen Kazım Karabekir'i alıyoruz 87 PP'yi. Yani şu an için 2.70 kazanırız. Tabi bu sayı yine artacak. Yani pek çok güzel şeyin birleşiminden sonra oluyor zaten bu. Marketten silah çekmeye devam edeceğiz. Arabistan silahı biri sürekli çekiyor da ben de hızlamaya çalışacağım arada.
Fire plan geldi. Hemen inanç vergisini atlayacağız direkt. 2.70 ile oradan da kazanacağız. Sonrasında Guardian of the Kemalizm'e gideceğiz. O da bize birazcık daha avantaj sağlayacak. Çok iyi bir PP kazanıyoruz. Güzel. Çin silahlarına da hemen çökelim. Yine şu çok iyiymiş. Ben bunu görmediydim. Bu bayağı iyiymiş. Weekly Stability kaybediyoruz ama 0.25 PP kazanıyoruz. Çok iyi. İnanç vergisiyle kombine ettiğimiz zaman dehşet bir şey dönüşüyor ya. Harika. Harika. Gerçekten iyi. Guardian of Kemalizm'e gidebiliriz. Bu da bize 3.75 PP sağlar ki bu bayağı iyi. Yani düşündüğümden bile daha iyi PP çıkacağız gibi duruyor. Bir de bir Republic'izm mi gitsek diye düşünmüyor değilim. Ya da PP veren herhangi biri. Ama o kadar da değil. Yani neredeyse fokus gitmesek bir bu kadar daha kazanacağız gibi 4'e doğru gitti. Ayaklanma başladı ama. Ayaklanmada sadece şuna tıklayacağız. O 100 gün ekleyecek. Yani bir 100 PP kadar kaybımız olacak. Geri kalan silahları da çekelim. Ve Tunceli'de çıkan isyanı hemen bitirelim. Markette ne kadar varsa çekeceğiz. İsyanı yatıracağız. Bizim için birazcık önemli ama şu an gitmek de istemiyorum. Ona şu an gitmeyeceğiz. Onun yerine Atatürk hazır başımızdayken birazcık fabrika almaya gideceğim. Yani bir kere daha tıkladıktan sonra ona gidebiliriz. Yani her yeri stabil hale getiriyor. Evet, silahlar yatırmaya başladım. %80 uyumluluğa veya V50 isyanın altına düşerse iş savaş yemiyorsunuz. Şimdi Türk ulusuna gidebiliriz ve Tunceli'ye bir kere tıklıyoruz. Güzel. 43'e kadar çıkardık, harika. Hemen silahı tekrardan yatıralım. Yani çok takılmadan geçeceğiz galiba. Tunceli'deki isyanı rahat rahat atlatacağız. Güzel. İkinci ajans slotunu da açmışız. Güzel. Ya ekstra bunun için hani uyumluluk sivilliğine geçirilebilir. Tunceli. Ve rahat rahat artar. Zaten Türk ulusuna da geçtikten sonra çok daha rahatlı olacağız. 1085 PP'deyiz ama daha da fazla PP lazım çünkü RNG'si gerçekten sıkıntı. Ve başladı. Ya başlayacak birazdan. Ha, başlamadı da. Evet, 4K'ya kadar silah depolamışız. 4 geri daha tıklamak demek. Şu an ama onun haricinde ekstradan almama gerek yok. Birazcık daha sivil yatırım yapalım. Şu Çin'in silahı hoşuma gitti. Onu da alalım. %100 PP daha alabiliyoruz. Onu da alalım hemen. Güzel. 1400'e yakınız ve daha da fazla SS'e artırabiliriz. Güzel. Ya yani fokus ilerlemek lazım yoksa bayağı geri kalıyoruz. Sürekli fokus giderek olacağız. Bakalım. Atatürk Event hala daha gelmedi. Yakında gelir diye tahmin ediyorum. Yoksa bug'a mı soktum diye bir düşünüyorum. Normalde gelmiyordu ama. Yani daha var demek ki. Herhalde. Bez çakma da alabildiğimiz anda ilk anda alacağız. PP yetiririz. İsyan da bitti de. Gerçekten Atatürk Emanet'e gelmiyor acaba. Gelmeyecek mi? Çünkü baga sokmuş olma ihtimalim var. Biraz fazla her şeyi doğru yaptık çünkü. Bilmiyorum. Biraz kastım ama. Şimdiye gelirdi evet. Tam ne zaman tetikleniyor bilmiyorum ama fokus sırasıyla bir alakası yok. Lan baga soktuysak bir de al buradan ya.
Evet, isyan da bitmiş oldu böylelikle. Ya hala anlamadım. Normalde bir event vardı, ondan sonra geliyordu ama yani bilmiyorum. Sen korkuyor ya. Devletçiliğe daha fazla yatırım yapacağız ama yani Atatürk Event'i gelmeyecek arkadaşlar. Baga soktum galiba, bilmiyorum. Yani bu kadara kalmıyordu, ondan eminim ama yani acaba düşünüyorum, karıştırıyor muyum? Yok ya. Bir eli kendi gelirdi o evet. Allah Allah. Allah Allah. Bu işte bir iş param. 2000 PP'yim ya. 2000 ya. Ve yani fokusu bıraksan 5 kazanacağım. Öyle bir PP'deyiz. Bakalım. Bari borçları ödeyeyim yani, değil mi? En azından bir borçları ödeyelim. Ha şimdi geldi. Gerçekten çok geç geldi bu arada. Bayağı geç geldi. Düşündüğümden daha geç geldi. Valla ben direkt tıklıyorum ya. İlk başta doktor çağırıyoruz. Yani doktor buluyoruz. Dünyadaki tüm doktorları. Borçları ödeyemeyeceğiz o kesin de. Yani çok iyi bir PP ile girdik. 2000'e yakın PP ile girdik. Çok iyi. Bilmiyorum, ben zaman biraz yavaş geçti galiba, o yüzden hani hissettim diye düşünüyorum ama çok da iyi çıkardık PP'yi. Hiç beklediğimden çok daha fazla çıktı. Yayında mesela yani 1000 PP'yi çok zor çıkarmıştık. Daha çok önceden. Ama güzel kombin oldu. On bir gün sonra zaten Advisor alacağız. İsmet ürünü gönderip Advisor alacağız. Doktorları bulduktan sonra, yani doktor bulduktan sonra şöyle geliyor sırayla. Öncelikle Galant doktora gitmeniz gerekiyor. Hemen buradan göstereyim. Şu şekilde Advisor geliyor direkt. İsmet Önü'nün yerini alıyorum. Sonrasında zaten başbakan atarız. O sorun değil. Koç şirketlerine gidilebilir ama şöyle gitsek daha iyi. Sonrasında direkt bu seçenek açılıyor. Buna tıkladığımız vakit 30 günde bir atıyor. 130 şansa başarılı olursanız 100 PP veriyor ve bir aşama atlatıyor. 130 şansa başarısız olursanız 100 PP kaybediyorsunuz ve 20 gün kısa atıyor. Aynı zamanda başarılı olursanız 20 gün artıyor veya 130 şansa da hiçbir şey değişmiyor. 20 PP alıyorsunuz bu. Tabii yine stability debuffları falan da alıyorsunuz, o ayrı konu ama ya demek istediğim bayağı tehlikeli bir kumar. Yani 40'a kadar sürse gene de uğraşacağım. Umarım başarabilirim. Çok iyi PP kazanıyoruz çünkü. Ama hani direkt en başta bunu tıklamam büyük hataydı bu arada. Atatürk'ün kendi buff'ını debuff'a çevirdik. Bunlar kalkıyor ama hani şu an burada yaptıklarım. Ben direkt hani ilk aşamada belki başarabiliriz bir yere kadar diye uğraştım. Aman yanlışlıkla emekli etmeyeyim de. Evet. 130 şansla direktman deniyoruz. Bakalım acaba hangisi olacak? No effect. Eyvallah. 30 günde bir atıyor. 200 PP daha yatırabilir miyiz? Teknik açıdan yatırabiliriz ama debuff'a çevirecek. Bu kadar erken. Henüz değil. Tamam, borçlara da bir çare bulduk. Henüz değil. Daha bekleyebilirim.
20 gün sonra tekrardan şansımızı deneyeceğiz. Denizli çakmağı da alalım. Ne olursa olsun gerekli bizim için. Gerekirse fokus gitmem ama doktrin çok önemli. Atatürk'le beraber birleştikleri vakit inanılmaz bir kazanç oluyor çünkü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin debuff'unu unutmuşum tabii, ona bakacağız. Evet, bir sonraki şans faktörümüz, atıyor bakalım. Yine no effect. Hadi anlarım. Hadi tamam, şanssızızdır. Hadi güldük, eğlendik. Hadi yeter. Yani bundan hiçbirini alamıyoruz. Maalesef yüzdelik olarak bizi mahveder. Erken bitirebilirsek umarım. Erken bitirsek çok güçlü çıkacağız, o kesin de. Bakalım. Bundan sonra bir TSK'nın bufflarına gitmek gerek. Tamam, sana daha doğrusu. Biz şuna bir tıklayalım. Gün alalım. Stabildeyken en azından. Bir yerden sonra tıklayamayacağız zaten. Hadi bakalım bu sefer şansımıza. Maalesef başaramadık. Gün eksilti gördüğünüz gibi. %100 PP azalttı. Valla 1300 PP var ama yani güven olmuyor. Gerçekten güven olmuyor. Şu an biraz gerildim. Hani acaba olacak mı, olmayacak mı? Bilmiyorum. TSK'nın debufflarını kısmaya çalışacağız bir yandan. Ve devletçiliğe de bakmamak gerekiyor. Borçları da ödeyemedik. Modernize Army'den sonra bir şeyler yapacağız. Çok Army Experience kısıyor. %70 kısması çok problem. Orduyu birazcık güçlendirmek istiyorum. O yüzden Modernize taktiğe tıkladım. Bir de şuna tıkladım. En azından TSK'yı ne kadar hafifletebilirsem o kadar iyi. O, yani günlük 1,4 Army Experience kazanıyoruz. O yüzden iyi. Geleceğe yönelik yatırım. Hadi bakalım. Harika. Harika. Gerçekten harika. Yine elimize aldık. Ve daha kötüsünü söyleyeyim mi? Ha, iyi. Günden dolayı az kalsın kaybediyorduk. 20 gün düştüğünü düşünürsek. Bir günden dolayı az kalsın kaybediyorduk. Biraz bekleteceğiz, event'i tıklamayacağız ama. Paradoks oyunlarını en sevdiğim yani, beklet. Yani bir şey olmuyor, dörtte de öyle. Beklet. 3 gün sonra otomatik yaparız. Bir kere daha tedaviye tıklıyoruz erkenden. Yani çok şanssız. 4 defa başaramadık. Yıl ilerliyor. Daha önümüzde çok fazla, çok fazla şey var. Seçenek var. Bakalım. Canımız biraz yanacak. Yani ne kadar geç gidersek fokuslarımız o kadar daha az güçlendirecek bizi. En azından hani ordumuz gerçekten çok sağlam olacak. Yani Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, bu üçlüyle inanılmaz şeyler yapacağız. Ama bir sonraki event'e. Evet, bir günümüz kaldı. Bakalım bu sefer ne gelecek. Umarım. Lütfen ya. Lütfen ya. Gelmiyor. Gelmiyor ulan. 4'te 4 atamıyoruz. Harika. Harika. Çok iyi. Çok keyifsiz. Bakalım bu sefer ne atacak. Yine başarısızlık. Bakalım nereye kadar? Nereye kadar bunu devam ettirecek? Yani 2000 PP ile girdiğim mücadeleyi kayıp mı edeceğim gerçekten? Gerçekten merak ediyorum. Avrupa'da savaş başlamak üzere.
Yani adamlar Çekoslovakya'nın kapısına dayanmış. Ve biz daha ilk serumu şeyi yapamadık. İlk tedaviyi yapamadık. Tabii Atatürk'e şey neydi onun adı? Buff'ları debuff'a dönüşmeye başladı. Aceleci davrandığımız için az PP gelmeye devam ediyor. Aceleci davrandık ama mecbur. Tilt oldum. Hadi bakalım bu sefer acaba. Oh, nihayet bir sonraki aşama, harika. 2'yi de başlattık, güzel. Gönder gelsin ya. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz bakalım. Yani birazcık şansa ihtiyacımız var sadece. Maalesef şans bizden yana değil. Bir tane yaptık ama üç kere daha bunu başaracak olmam, yani başarmam gerektiğini bilmek bana acı çektiriyor. PP'm hala yeterli diye düşünüyorum. Yani bir kere daha, hatta belki uğraşırsak, yani hiç fokus gitmezsek iki kere daha uzatırız. İki kere daha aşama var. Yani 40'a kadar diriltebilirim. Ama 40'tan sonra da olmuyorsa yapacak hiçbir şey yok. Focus gitmeyeceğim en kötü ya. Öyle diyeyim. Ben Advisor almayı bıraktım. Advisor almayı bıraktım. Bakalım şimdi Kevin bize ne sağlayacak. Görelim. Gene Yusran ve 425 PP'ye gelmiş. Aslında bu hemen hemen neredeyse son tıklamalarımız ama 200 günümüz var. Ya buna tıklayıp ondan sonrasında direktman buna gidebiliriz ama yani son zamana kadar beklemek gerekiyor. Gerçekten ciddi bir sıkıntı. Avrupa'da savaş başlayacak ya. Yani Yunan'a 40'ta gelseler de sen Bulgar var. Biz galiba %90 tahmin ediyorum Aksis'le savaşacağız. %90 Aksis'le savaşacağız. Çünkü bu yol Yunan'ı mesela Trakya'sını alıyor, papıp bırakıyor. Bulgar'ın Burgas'ını alıyor, papıp bırakıyor. Göreceğiz. Aslında fabrika sayımız az lan. Fabrika sayımız bayağı az. Evet, hadi bakalım. Ha, güzel. Hadi bir de 3 de tekle gelsin ya. Münih geldi oğlum ya. Seviye dağıtalım, güzel. Fabrika sayımız ama ticaretten çok fazla yani. Baya. Baya. Consumer Goods çok iyi ama. Ama işte devletçilikten artık uzaklaşmam gerekiyor. Bir yerde, çünkü yoksa o da bizi çok büyük bir sıkıntıya getiriyor. Yani şu debuff'a bakar mısınız? Debuff'a bak ya. Güzel, 100 PP geldi tekrar. İyi. Bir kere daha tıklar mıyız? Yani gün eğer çok azalırsa tıklarız. Yoksa 900 PP ile şu an var ya, bayağı iyi şeyler olur. 8'in şeyini de gördük. Buna gitmeyeceğim. 110 Consumables'a ihtiyacım yok. Şu an sadece tek ihtiyacım olan tedavi. Bakalım şimdikinden ne gelecek. Hadi oğlum bir tane daha. Harikasın. Harikasın. Bir tane kaldı. İnanıyorum gelecek. İnanıyorum gelecek. O kadar şanssızlığın üzerine biraz da iyi şeyler gelsin. Yoksa Şefik Bey'le
Yani gelmezse eğer yani gelmezse eğer Şefik Bey ile Recep Bey darbe yapacak. Oyun %46'ya kadar düştü. Yani darbe yiyeceğiz yoksa. Ya biraz keyfim yerine geldi. Geri kalan 1000 PP'yle var ya, harikalar yaratırım. Allah belanı vermesin. Doktrin limite kalmış ya. Ben görmediydim onu. Hay, kaç zamandır öyledir kim bilir. Akıl mı kaldı ki? Akıl mı kaldı ki? Şuna bak baktan oyun oynamıyorum ki. Böyle bakıyorum yani, gariban gariban, melun melun. Hadi oğlum, hadi. Hadi, başaralım. Ama çok iyi PP geri aldık ya. Çok iyi. Vallahi devrim arabası yapacağım, hadi. Hadi, hadi, hadi oğlum, hadi oğlum. Verdin, 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 verdin. Allah kahretmesin seni. Yani bakacağız, bakacağız, bakacağız. Direkt borçları öderim valla. Hatta borçları reddederim bile. Kim ne diyecek? Alman başlatacak Avrupa'daki savaşı ya. Biraz silah stoklayayım bari. Var mı böyle yüksek satan? Polonya'da zayıflasın. Zayıflamıyorlar da yani Almanya'ya endüstri hediye ediyorum şu an. Gönlüm bol, gönlüm bol. Lan sırf PP olmasın diye şey yapmıyorum gitmesin diye. Şirketlere bile PP veremiyorum. Neler neler var da işte PP ile yapılacak biz tıklayamıyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Harikasın ya. Oh be. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder ya? Oh be oğlum. Evet. Tedavi bulup iyileştir alakalı bir başarı mı varmış lan bunun? Onu da almış oldum. Oh. Vallahi rahatladım lan. Gençleştim resmen. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Buna o kadar gitmemize acele gerek yok. Şunu alalım. Var. Savaş. Avrupa'da savaş çıkmasa iyi de işte. Çıkacak. Bizi direkt partial mobilization'a geçir. Advisor'ları topla. Keşke almasaydım. Lan tüm tuşlara basıyorum yemin ediyorum ha. PP'yi bol bol harcadık. Güzel. Yine çok fazla PP kazanırız bu arada. Yine de. Biz ittifaka ne zaman katılabiliyoruz? Faşist olursak katılabiliyor muyuz bilmiyorum. Çoğu debuff'umuzdan kurtulduk ama. Şimdi hemen diplomatik baskıya başlamamız gerekiyor. Tabi hala daha marketten bayağı bir silah alıyorduk. Onların da alışverişi yapılsın. Evet, bayrağımız da böyle oluyor. Turkish Kemalist Empire oluyor. Bundan sonra saldırı fokusları var. Direkt pasifize edebiliyorsunuz bütün hepsini. Şeyleri, geleneksalcıları. Az command power'la PP alabilirim. Base'im zaten çok yüksek. Devam. Atatürk'e de kıyafet giydirebiliyoruz buradan ama debuff'ları sıfırladığı için, şey pardon, buff'ları sıfırladığı için bunu yapmayacağım. Borçları ödeyelim dur. Onu unutuyorduk. Hemen şurada kullanalım.
Nomad power'ı. Yani o kadar yüksek ki şeyim. Sorun değil. Düşmeyecek hiçbir zaman. Ama abarttın. Abarttın. Base'im düştü. Allah Allah. Bizde her yerde mi şanssızlık olur ya? Ha? Allah. İkinci isyanı yapacaktı adamlar ya. Yuh be. O kadar çok vardı ki uyumluluk orada. Mesela şu borç sıkkımından kurtulmamız lazım. Kasımugus canımızı okuyordu. Bir sivil olduğumuza bakmayın. Çok büyük sıkıntı o. Traditional bitsin. Ondan sonrası rahatız. Memel de gitti. Bundan sonrasını hızlı hızlı orada fokuslarına geçeceğiz. Var mı silah alabiliyor muyuz? Silah alabiliyor muyuz çocuk adam? Vallahi yani mil basabiliriz ama hala daha slot bayağı var. Yani çok da yok ama. Bakalım bir çaresine bakacağız. Yani aslında erken olsaydı for single Balkan'a gidecektim. Tamam mı? Şimdi bak 70, 35, 35, 35, 70, 35, 35, 35, 35. Babacım bir yıldan aşağı biz daha yarısına gelemiyoruz. Mümkün değil. Mümkün değil. Onu geçeceksin. Onu geçeceksin. Join the Axis'e gitmek gerekir. Yani evet, Claudius'tan iyi fabrika gelir. For single Balkan'a yapamıyoruz maalesef. Yetişmiyor. Yani eğer ki biraz daha erken döndürebilseydik paşamıza o zaman olurdu. O zaman olurdu. Retake Burgas. Evet. Burgas'ı mı ver? Burgas'ı mı geri ver? Diplomatik baskıya da devam. Yani ne olur ne olmaz. Belki Improve'la da alakalıdır. Hiç sanmıyorum ama hepsinde claim'im var zaten. Vallahi eldeki sivil kadar artık. Geri kalanda yapılacak bir şey yok. By Fear plana gidelim. Borç sıkkımını da bir ödeyemedik gitti. Burgaz savaşacak. Akse katılabilir. O yüzden diyorum ya erken savaşabiliriz. Hiç belli olmaz onun sağ solu. Burgaz'a yalandan attım ama. Atatürk Feld Marshal olarak geliyor bu arada. Bezli Paşa da var. Yani kadro Şampiyonlar Ligi gibi yani. Harika bir kadromuz var. Air'dan yana da debufflıyız. Ona da bakmak lazım. Şu borçları da bir ödemek lazım ya. Orduya bir de top girsin. Zaten marketten satın alıyorduk. Top da satın alabiliyorsak top da alalım. Burgas'ı alıp ultimatum atacağız. Evet, Burgas'ı aldık ve ultimatumu gönderdik. Demat Musul atmadan önce Yunanistan üzerine sefere çıkacağız. Yunanistan'ın da işini bitireceğiz. Aynı amfibik harekatı orada da yapmamız lazım. Yani Yunan'ın reddetmesini isterim biliyor musunuz? Diğerleri değil ama Yunan'ın reddetmesini gerçi istemem çünkü savaş açamayacağım ben galiba. Sıkıntı hala var bizde galiba. Umarım reddetmez ya. Armada nerede? Güzel, Yunan denize dökeceğiz. Ama bu sefer farklı bir denize.
Tamam, borçlar da ödendi. Modda biraz borç ödemesi sıkıntılı. Ya Peace in the World, pardon, neydi? Peace in the World değil mi? Aynen. Peace in the World gittikten sonra rahatlarız. Şu borçları da biraz toparlarsak geriye bir tek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin debuff'ı kalıyor. Ona da bir çare bakacağız. Bakacağız. Bunların aynı anda ne kadar tıklıyor bir durum lan? Galiba sınırsız. İyi. Oha bayağı iyi. Bayağı iyi. Peace in the World bu arada artı 5 vere vere gene base'imiz 100 yapmış, harika. Savaş açabiliyor muyum? Cannot declare war. Kemal Sunatrolti. Yo, ondan değil. Direkt cannot declare war. Şundan dolayı açamıyorum. Bir tane daha vaf var ya. Bundan dolayı. Ama yo, bundan dolayı açamıyorum. Oo. Axis'e girebiliriz evet bu şartlar altında. Bu girelim bir ortama bir bakalım. Belki sarar. Not allowed to join the faction. Ha, şimdi patladık işte. Kendim kurabiliyor muyum? Majör. Evet, Yunan da geldi. O zaman İtalya ile kesin savaşacağız demek oluyor. Suriye'ye ultimatum göndereceğiz. Kabul ederse Word. Ya şu savaş başlamadan önce Damaskus dikkat edeceğiz. Dikkat atacağız. Ya Force Single Balkan plana da gidilebilirdi ama yani yetişmiyordu. Yetişmiyordu. Keşke etsem ama yetişmiyordu. Çok geç bitti ya. Çok geç bitti ya. O kadar üst üste failladık ki. Bu iyiymiş lan. Beklemeden tık 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 tık. Oh, kayış gibi. Her 50 pp'de bir tık. Lan neredeyse eksi pp'ye düşeceğiz diyeceğim de galiba etki etmiyor lan. Word. Word. Bir tane mi de mafyorum ben bunda? Word. Oha iyi. Bayağı iyi. İtalya Yunan'a kesin saldırır. Onun affı olmaz. Yani eğer ki alabilirsek hoş olur. Yine yalandan bir impuru. Tamam, yalandan ya. Lan Demant Musul deyip ona mı attım ben? Word. Musul'u da aldık. Suriye'yi de alabilirsek çok iyi olacak. Zaten sonrasında border savaşları yapacağız. Yani çok kaliteli bir template yapacağız. 40 bit. Onda border var. Border var. Yapa 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 yapa. En sonunda savaşa girip işin finalinde zafere gideceğiz. O kadar keyifli ki lan şunlara tıklamak. Bak bak gene geldi. Bak 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 bak. Hınzır şey sanki az önce tıklamamışım gibi bak. Oğlum bayağı iyi ve yani sadece %25'lik bir debuff var. Mükemmel. Suriye'yi almam lazım. İtalya Almanya'ya katıldı. Bakalım. Savaş başlamadan benim bir an önce yapmam gereken şeyleri bitirmem gerekiyor. Otto Friedentrop geldi. 60 gün sonra savaş başlıyor. Şu da çok iyiymiş lan. Maşallah maşallah ne fabrika açıyoruz be. Allah bereket versin vallahi 10 numara açıyoruz ya. Lan borçlar bitmedi mi bari? Yetti bari. Ne? Daha ne? Hadi la. Sen de Suriye'mi geri ver la. Çok kubardım ya. Savaşa girecek bu eşek. Girmeden alayım şunu. Toprağımı geri ver. Allah kahretsin senin belanı versin şerefsiz. Zorla almak zorunda kalıvereceğim o zaman. Çok keyifsiz. Çok moralimi bozdu şerefsiz benim. Çok
Sinirlerimi de bozdu. Moralimi daha çok bozdu. Anca oturtturabiliyor da askeri sanayi bakalım. Eğer ki Suriye bağımsız kalırsa saldırırız bir gün. Bugün bugün değil ama. Bakalım abi, şurada da aslında toprakları veriyorlar. Irak, İran ve Fransa'ya yine toprak soruyoruz. Belki gelir mi gelir. Oğlum ne fabrika geliyor be. Hayır ya. Oğlum çok iğrenç lan. Allah cezanı vermesin senin. Bu ne? Ne kadar iğrenç sınırlar. Ayarlanmamış. O keyifsiz oldu. Ayarlanmamış baba. Buralar. Aslında koru. Ama vermedi. Ya madem vermeyeceksin diğerini, bunu niye veriyor köpek? Niye veriyor? Çok çirkin. Niye Amerika'dan da şöyle şey yapıyor? Çok çirkin ya. Çok çirkin ya. Oğlum bir gidin lan. Yok benim kimseye borcum. Defol. Defol. Yıkıl. Tamam bitti. Güzel. Biz de son orduyu modernize ediyorduk ya. Bu iş ne oldu? Neyse fabrika açmaya devam ki. Keyifli. Of. Maşallah bu ne ya? Dur ya, bağımsız kalsa da yesek ya. Kalmayacak ama. Böyle mal gibi kaldı o ülke öyle. Yani El Aysa da savaşacağız demek oluyor. Umarım aksisi savaşmak zorunda kalma. Bir de o var. Şimdi bir de o boyutu var. Aman paşam, hepsine karşı savaşırız. Paşamız ayakta çok şükür. TSK'nın debuff Halis mi ya? Halis galiba. Mesela Erbil'de, evet Erbil'de vermiş. Ya, Irak her şeyi verdi. Aa doğru, şöyle. Better Türkiye'nin şeyinde şu var, o güzel. Buna tıkladığım anda şey oluyor. Ne derler ona? Direkt alabiliyorum. Sorun yok. Direkt alabiliyorum, harika. Buradan sınır çatışmalarıyla beraber gideriz. Ya şu... O Bulgar'ı bir an neksesem ya. Turanis Ambition da olabilir ama... Arapları annexleyebiliyor muyuz? Hayır ama referandumla Mısır'ı alabiliyorum ya da Suriye'den tekrar toprak isteyebiliyorum. Ama bilmiyorum. O yola gitmeyeceğim. For a single pack. Yani o Balkan yoluna da çok geç kalan maalesef. Soviet Warship, Join the Axis, Mediterranean Empire, Join the Alliance. Seçenekleri değerlendirmek gerekecek. Buradan alabileceğimiz ne var? Fate of Balkan çok iyi. Batum, Azerbaycan var. Ama acelesi yok. Rus'a kimsenin saldıracağı, edeceği yok. Buna gerek yok. Biz evet başlıyoruz. Burgaz'dan, Misak-ı Milinlik şeyinden başlıyoruz. Benim bir aksise ya da yani bir giriş yapmam gerekiyor. Yoksa büyük bir problem var. Bunu da konvoyla annexleyemem bir yıl içerisinde. Ne yapacağım? Yani, aksise savaşmak istemiyorum bu kadar erken en azından. Lan, maşallah be oğlum, maşallah be. Maşallah. Akıyor bu akşam be. War support geldi. Yani base war support vermediği faktör olarak verdiği her şeyde iyiyiz. Ne şarkısı kalsın ya.
Evet, o yani yüzleri dünya tansiyonu her türlü görecek. Düşmeyecek altına. Çünkü dünya tansiyonunun yarattığı bir şey bu. O yüzden kalacak o. Erzincan depremi gerçekleşirse. Anneksemek güzel hissettirecek. Bir Yunan anneksemişse keşke ya. Konfederasyonunu da istiyorum. Lan bunu da anneksesek ya. İtalya'ya ne agresyon yolladım? Almanya'ya ne agresyon yollamayacağım? Bana saldırırsa İtalya saldırabilir Yunanistan'dan dolayı. Belki Claudius giderim diye şunların hepsini çıkarmak istiyorum. Bir ihtimal hani belki. Zaten PP bol ya. Bir 6 PP bakalım. 65 üstü istiyordu galiba. Yetişmeyecek ya. Neyse. O ne lan, Lüksemburg'la şey aynı anda mı düştü? Fall of Varsa, evet. İyi gelmiş. İyi gelmiş. Fransız gitti. Ne olacaksın acaba? Senin kaderin ne olacak? Gel bize katıl la Gansi. Freedom dersen çok komik olur. Belli olmaz. Vichy kurulursa buralar sıkıntıya girecek. En kötü sınır müdahalesi yaparız. Müdahalesi. Darkness Hour vardı az önce. Şimdi Beta Türkiye decision'larına tıklayalım artık. Yunanlar en azından bir hayli fazla korumuz var. Konfederasyon değil de buna tıklayalım. Greater Türkiye decision'larıyla mı? Turanis ile miydi bilmiyorum ama ikisinden biriyle şey yapabiliyoruz, alabiliyoruz. Ama ben şirket almıyordum, evet. Şirket. Türkiye Petrol Şirketi neymiş lan öyle? Endüstriyel Resource Speed %50. Maşallah. Sberbank'a gerek var mı? Var. Partial'dan dolayı mı? Aslında biz bir var ekonomi geçsek iyi olacak. Onu iyi dedim Varal. Şu an sıkıntı yoktur. 112. Şirket. Bir fokus var. Onu gidersem toparlar. Petrol ofisine gerek yok. Koç'a gidemem. Buna da gidemem. İş Bankası'na gidemez. Eti Bank'a gidemez. Sümer Bank'a gerek yok. Merkez Bankası daha iyi oluyor. Yok, Merkez Bankası iyiymiş. Bu ya. Vallahi aradığımız kan bu. Bu. Sar. Yani çünkü endüstri şeyi, buff'ları muazzam. Artı bir de şey veriyor. 20 oyun verdi. Bakacağız sonra. Tamam Amerikacığım, anladım anladım, kınıyorsun. Çok da iyi ordu var. Düşeceğiz yani. Şu piyade tümenlerin alayı düzelecek. Kürek araştırmışım iyi. Support topçusu girmesi lazım. Başlangıcımız bir 21 bit olsun, sonrasında geliştiririz piyade güzel. AT, anti-tank, bunların hepsinin template'e girmesi lazım. Hatta giriyor galiba ya. Gitmezmiş. Better Türkiye decision'larına bakalım. On iki adayı istiyorum. Heh, Border savaşları geldi. Şimdi buraya bizim gen army ismimiz uçmuş tabi, ben onu görmedim. Duplicate edeceğiz. Buna 40 bit diyeceğiz. En elit ordumuz bu olacak. Bunların tek görevi aslında Border savaşları yapmak olacak. Hatta 40 fitin de üstünde olabilir. Organizasyonu çok mühim değil. Doktrinini hallederiz. Bana tamına 6 tane asker lazım. 6 tanesini canavara çevireceğim. Topçuya çevireceğim. Ve tek tek bütün toprakları alacağım. Misak'ın bir ilki de gel.
Evet, burada bölümün sonuna gelelim. Artık bilmiyorum tam nerede. Bölümün sonuna gelelim. İzniniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde bakalım daha neler olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gidiyse videoya like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Biraz belalı bir seri olacak, o belli. İtlik yapa yapa toparlayacağız. Güçlü çıkacağız. 200 fabrikayız, 150 siviliz. Almanya'yı geride bırakıyoruz çünkü çok güçlüyüz artık. Çok şanssızlık ama toparladık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.